istiyoruz. Yürüyüşe başlamadan önce komando birliklerimizin komando marşını dinlerken yüreğimiz coştu. İşte bu Türk ordusudur, Türk askeridir. Hep beraber onların coşkusunu beraber hissettik. İşte bu dağlarda bu aslan parçaları yatıyor. Bizlere düşen de bu yiğitleri unutmamak. Toprağa düşen bu yiğitleri asla unutmamak. İşte yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu topraklarda vatanın dört bir köşesinde şehit düşmüş yiğitlerimizi anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak programlar düzenliyoruz. Biz Çanakkale Zaferi'ni kutlamaya gidiyoruz. 57. alay için gidiyoruz. Yine Kütahya'da, Dumlupınar'da, Sakarya'da efsanevi mücadelelerin olduğu yerlerde gençlerimize bu efsaneleri anlatıyoruz. Gençlerimize şunu söylüyoruz. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmıştır. Bu topraklarda izin var. Bu topraklarda senin parçan var. Bu topraklar, bu coğrafyanın bedeli çok ağır. İşte bu nedenle gençlerimize bunları hatırlatıyoruz. Yine gençlerimizle beraber Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle beraber buradayız. 109. Sarıkamış Harekatı'nı anma törenlerindeyiz. Buraya uzaktan yakından çevre illerden gelen vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Hep beraber yürüdük. Coşkuyla yürüdük. Bayrağımızla beraber yürüdük. Aslan parçası yiğit askerlerimizle yürüdük. Onların komutanlarıyla yürüdük. İşte bu askerlerle, bu vatanla, bu milletle, bu ülkeyle gurur duyuyoruz. Yine Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına, efsanevi komutanlar Fevzi Çakmak Paşa'ya, Doğu'nun yiğit evladı Kazım Karabekir'e, burada şehit düşenlere selam olsun. Onları asla unutmayacağız. Onlarla beraber bu vatanı ilelebet payidar kalması için savaşacağız. İşte vatanın dört bir köşesinde sınırları bekleyen yiğitlerimize, askerlerimize, güvenlik güçlerimize, onlara selamlarımızı iletiyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yine görev yaptığımız sürede NATO Parlamenter Asamblesi'nde görev yaptım. Milletvekili olduğum zaman toplantılarda, NATO ile ilgili toplantılarda askeri briefing verirlerken NATO komutanları şunu ifade ediyordu. Bu da bizi gururlandırıyordu. Savaştığınız zaman Türk askeri gibi savaşacaksınız. İşte böyle bir orduya sahibiz. Böyle bir milletiz. Türkler bu coğrafyada böyle bir millet. İşte Sarıkamış'ta hüzün var. Ama gurur var, ruh var, heyecan var, vatan var, millet var, bayrak var. İşte bununla gurur duyuyoruz. Yine bize karşı düzenlenen her türlü emperyalist oyunlar, onların maşaları, terör örgütleri, hepiniz ne yaparsanız yapın, asla ve asla bu millete diz çöktüremezsiniz. Bu millete diz çöktüremezsiniz. Bayrak asla inmeyecek, ezan susmayacak, ilelebet bu millet payidar kalacak. Bu topraklarda bu millet payidar kalacak. İşte göstergesi burada. Vatan burada. Gençler burada. Türkiye burada. Biz gençlerimize bilimi, teknolojiyi anlatıyoruz. Savunma sarayında devasa yatırımlar yapıyoruz. Anadolu gemisi orada. SİHA'lar orada. Altay tankı orada. Büyüyen savunma sanayi orada. Bu coğrafyada güçlü Türk ordusu burada. İşte vatan burada. İşte millet burada. Şehitlerimizin huzurunda. Yine şöyle tamamlayalım. Yolun sonuna kadar Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Ülkemizde gurur duyuyoruz. Vatanımızla gurur duyuyoruz. Şehitlerimizle gurur duyuyoruz. Ordumuzla gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Coşkunuz için teşekkür ediyoruz. Gençlerimize teşekkür ediyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Hiç kimseye, bu millete yapmaları gerekenleri müsaade etmeyeceğiz.
yolun sonunda bu vatanda şehadet var. Bu vatanda mücadele var. Güçlü Türkiye var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yüce Türk ordusunu, kahraman ordumuzu saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.